Sevgili Peygamberimiz ümmetine yatma ve uyumanın nasıl olması gerektiği konusunda çok güzel edep kaideleri talim etmiş ve bunu örnek yaşayışıyla göstermiştir. O uyumak istediği zaman sağ yanının üzerine yatar, sağ elini sağ yanağının altına koyar, sonra da şöyle dua ederdi. Allah'ım, kendimi sana teslim ettim, işimi sana havale ettim, yüzümü sana çevirdim, rızanı isteyerek ve azabından korkarak sırtımı sana dayadım, sana sığındım. Sana karşı yine senden başka sığınak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Efendimiz bir sahabesine de şöyle buyurmuştur. Eğer bu duayı yapıp yattığın gece ölürsen iman üzere ölürsün. Bunlar yatmadan önceki son sözlerin olsun buyurmuştur. Amerika'da yer alan Stony Üniversitesi'nde uyuma şekline yönelik olarak yapılan bilimsel araştırmanın sonucunda yan yatma pozisyonunun sırt üstü veya yüz üstü yatma şekline göre daha fazla lenf sistemine yardımcı olduğu, bunun da beyinde istenmeyen kimyasalların birikmesini engel olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca yan yatarak uyumak, Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklara yakalanma riskini azalttığı da belirtilmiştir. Bilim insanlarının birçok beyin görüntüsü incelemeye aldığı ve ünlü bir bilimsel dergide yayınlanan araştırmada vücudun ikinci dolaşım sistemi olarak tanımlanan lenf sisteminin yan yatmak suretiyle rahatladığı ve daha iyi çalıştığı sonucuna varılmıştır. Lenf sistemi vücutta toksinlerin arındırılması, kan dolaşımının kontrol edilmesi ve zararlı bakteri virüslerin yok edilmesi gibi görevleri de yerine getirmektedir. Ayrıca bir tarafa yatıp uyurken yatılan yöne bağlı olarak burun deliklerimizin birisi tıkanırken diğeri de açılmaktadır. Solunum bu açık olan burun deliğinden yapılmaktadır. Ayrıca nefes alınan burun deliği ile beynin yarım küreleri ve parasempatik sinir sistemleri arasında da bir ilişki olduğu çalışmalarla kanıtlanmıştır. Yani sağ tarafa yatılması durumunda sağ burun deliği tıkanırken sol burun deliği açılmakta. Sol burundan yapılan nefes alma ile sağ beyin yarım küresinin aktivitesi artmaktadır. Sağ beyin yarım küresinin uyarılması, parasempatik sinir sistemimizin faaliyetlerini arttırmasına, kalp hızının yavaşlamasına, tansiyonun düşmesine ve mide bağırsak faaliyetlerinin yavaşlamasına neden olmaktadır. Dolayısıyla kalp daha az yorulmakta, uykuya dalmak daha da kolaylaşmaktadır. Bu da direnmenin daha iyi olmasına olanak sağlamaktadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerinden biri de her işe sağdan başlamaktı. Dolayısıyla o yatarken de sağ tarafı üzerine yatmayı tercih etmiştir. Üstelik bu şekilde yatmak sağlık açısından da faydalıdır. Bilindiği gibi insanın kalbi ve midesi sol tarafındadır. Her iki uzuvumuz da çok önemli olup sıkışmaları sağlık açısından son derece zararlıdır. Bu sebeple doktorlar kalp ve mide üzerine yatmamayı tavsiye etmektedirler. Son olarak Efendimizin yasakladığı yatış şekilleri de vardır. Bunlardan biri yüzüstü yatmaktır. Allah ve Resulünün hoşlanmadığı bu durumlardan uzak durulmalıdır. Tahve bin Kays radıyallahu anh şöyle anlatmaktadır. Bir ara mescitte yüzü koyun yatmıştım. Baktım ki bir adam ayağıyla bana dürtüyor ve bu Allah'ın kızgınlığına sebep olan bir yatış tarzıdır diyordu. Bir de baktım ki o Resulullah'mış. Bu yatış şekli Allah ve Resulünün hoşnutsuzluğuna sebep olduğu gibi insanın sağlığına da zararlıdır. Mide ve kalp gibi azaların sıkışmasına sebep olur. Aynı zamanda edebe de aykırı ve görüntüsü çirkindir. Netice itibariyle Efendimizin sakındırdığı bu yatış biçiminden uzak durmak bizler için en uygun ve en doğru yoldur. Kısacası yapılan bilimsel araştırmalardan da yola çıkılarak uyurken yan yatmak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi hem sağlıklı hem de sünnettir. Siz de sağlığınız için uyurken yan yatmaya özen göstermelisiniz. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlardan bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.